Çocuk yaşta beni dağa attılar. Kepenek altında sabah eyledim. Önüme bir sürü davar kattılar. Toz toprak içinde iflah eyledim. Kuru somun, peynir, soğan da aşım. Ot saman olurdu hep üstüm başım. Karışırdı terim ile gözyaşım. Bazen isyan edip günah eyledim. Yaylanın düzünde kışlamız vardı. Koru buram buram ardıç kokardı. Yazın güneş çarık gibi yakardı. Yaban hayatı ben essah eyledim. Dağlar seni delik delik deler. Gün doğmadan sürü dağlara yürür. Derelerden bazen duman sel yürür. Ne arpayı, buğdayı, nohudu, mercimeği yetiştirecek erkek kaldı, ne de onları eliyle yolacak kadın kaldı şimdi. Herkes sosyalleşti. Hazır, marketten al gene gerek bu hatalı ekmeğe. Sen bir kara koyun, ben de bir kuzu, bir kuzu. Sen döndükçe ardın sıra melerim, aman aman melerim, aman aman dumanda. Saf, masum hayvanlar can dostum oldu. Yaylalar, ovalar neşeyle doldu. Patikalar huzur veren yol oldu. Baykuş konan ini dergah eyledim. Coşkuyla meleşir kuzu koyunlar. Kaymak gibi sütler, sımsıcak yünler. Bir ömre bedelmiş o kutsal günler. Hiç aklımdan çıkmaz, eyvah eyledim. Dağlar senin ne karanlık ardın var, ardın var. Lale sümbül boyunu neymiş derdin. Dünyadan habersiz, gözden ıraktım. Çoban olmak için belki çıraktım. Ben sevdamı dağda, kırda bıraktım. Divane gönlümü ıslah eyledim. El alemin vatan var, yurdu var, yurdu var. Bir nefes gibiydi geçti seneler. Kulaklarımda hep kuzular meler.
harmanda savrulup uçtu taneler. Lan gece domuzluğa vurdu biz onlara. Güvenler üstünde sema heyledim. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Bu köpeklerin lop ekmeği. Bu köpeği topluta bunu verdiğin zaman bir gün hiç yal vermesen hiç acıkmaz ha. Ama buradan yapıyor. Eskiden dedelerimiz falan veriymiş bundan. Fırında yapılıyor. Sadece hamur, başka bir katkı yok içinde. Ayağın oldu, ayı basma öyle. Neredesin sen lan? Kır. Kır. Ben İbrahim Sarıyıldız, Afyon Tınaztepe kasabasında ikamatgah ediyorum. 12.ye kadar, 12. ayın sonuna kadar, kar yağına kadar burada duruyoruz tek başıma. Ondan sonra kar yağdığında aşağıdaki ağıla indiriyoruz koyunu. Bir kısmını gönderdik zaten doğum yapanların. Yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra bir kısmını daha göndereceğiz burada. Yeni doğum yapanlar var burada. Onları da göndereceğiz aşağıya. Ondan sonra kar yağdığında da komple indirip gideceğiz aşağıya. Valla 3-5 gün, 1 haftaya bir köye inip oradan erzaklarımı, ihtiyacı olduğum şeyler alıp geri dönüp geliyorsun. Yağmur yağdığı zaman biraz sıkıntı oluyor. Yolla çamur olduğunda gecikebiliyor köye gitmem. Traktörle falan getirtiyorsun köyden. Burada kalmamız, uzun süre kalmamızın sebebi dağdan daha fazla yararlanmak. Yem, saman vermeden. Ondan sonra tabii vakti gelince indiriyoruz. Kar yağdığında mecbur veriyoruz. Kesedin ya. Asiye! Bu işe biz doğuştan bu işin içindeyiz. Sonradan girme değiliz. Babadan kaldı bu meslek bize. Bizden de çocuklara kalır mı bilmiyorum. Şimdiki nesil etmiyor artık geri arka taraf.
otellerde çalışmayı tercih ediyorlar hayvancılık yerine. Ondan sonra eti, sütü dışarıdan getiriyoruz diye ağlıyorlar. Niye dışarıdan getiriyoruz? Sen üretmezsin, ben üretmezsem. Şimdiki şu an elinde DNA olan nesil son nesil. Ondan sonra yani ne büyük başta ne küçük başta bilmiyorum yapan olmaz. Gitgide nesil bitiyor zaten. Eskiden eti, sütü, arpayı, buyduyu dışarıdan getirmiyorduk. Niye kendimiz üretiyorduk? Şimdi herkes uluklaştı. Adam koyunculuk zor diye, hayvancılık zor diye, bakması zor diye. Saatli işte adam. Ama hep öyle düşündüm ben de ne olur sonra kaybolup gideriz işte. Ne hayvancılık kalır, ne tarım kalır. Ya yapmalarını tavsiye ederim. Zor mu zor. Zor yönleri de var. Eskiden atalarımız mesela arpayı, buğdayı, mercimek, nohut hepsi yetişiyormuş. Dışarıdan bir şey gelmiyormuş. Şimdi ne arpayı, buğdayı, nohutu, mercimeği yetiştirecek erkek kaldı ne de onları eliyle yolacak kadın kaldı şimdi. Herkes sosyeteleşti. Hazır marketten al gene gerek bu atalı ekmeğe. Öyle yani. Nesil oraya gidiyor. Çok güzel bir yere gideceğiz. Doğa harikası bir yer. 32'ler. Tınaztepe kasabasında 32'ler diye bir yer var. Biraz tarihimize bakalım. Nasıl yaşamış, ne durumlarda, ne zorluklarda. Elektrik yok, soba yok. Mağarada yaşamış mesela. Valla köpekler kurttan yana sıkıntı yok. 350-400 malı bu sene hiç zayiatsız. Kışı getirdik. Bu anneler oluyor. Bu da en iyi. Bir ay yaşındalar. Biri de bu. Gel, gel. Pişt, 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 pişt. Gel, gel oğlum. Pişt, gel. Kurda olan tepkileri... şu akıl yönünden çok üstün ama şunda da çok acayip bir koku şeyi var. Bunun işi gücü koku almak. Bu da koyunun arkasını, önünü, kurdun nereden geleceğini bilir mesela dere taraflarını falan tuta. Bunun işi de koku almak. Tabii anneler de öğretmenler bunları. Fazla boyları yok. Aslında tam arazi köpeği. Çok iri köpek bizim dağlarımıza görev yapamıyor. Hemen yoruluyor. Ufak yapı olmaları daha iyi. Kurt olayları şu an şu aralar sık sık görülmeye başladılar. Gündüz de gözükmeye başladılar. Kış geldiği için sıcaklığa kayboldu. Geçen gün bir arkadaş ikinin üstü koyuna giriyormuş. İki tane siyah siyah çok büyükler diyor. Vallahi Allah'a şükür şimdilik yok bakalım bizde öyle bir zayiat. Şimdiden sonra olur mu bilmiyorum. Mesela bir videosu da var, şu kurdun peşinden gitti, yaklaşık 2 kilometre falan kovaladı tek başına. Annesiyle şu arka taraftaydı, bu kovaladı. Yani 350-400'e yakın ana koyun vardı, gece güdümü de dahil, bunun gece güdümü oluyor mesela yazın gece gidiyor sabaha kadar. Akşam 8'de çıkıp sabah 8'de giriyor. O zamanlar da vermedim Allah'a şükür gece güdümlerinde. Zayiatsız bu yılda geçirdik. Soyu annelere bu dişi, babaları İlkay Tınaztepe'nin Sattam. Tabi biraz anne damarına çekmişler renkleri falan. Ama şunun akıllı falan Sattam'ın aynısı öbürkünün. Bunun da koku oranı annesinin kopyası.
O yüzden kurtların bizimle işi yok, bizim de kurtlarla işimiz yok. Böyle kurttan anlayan köpek olsa zaten dağlarda şey barınamaz kurtla. Dağı iyi olan köpeğin kurdu olmaz, barınamaz. Bura mağaraların girişi. Buradan ikinci kata çıkılıyor. İkinci kattaki mağaraların. Şuradaki basamaklardan ya da şu aradan. Buraya bak. Frigyalılar dönemine ait deniliyor. Tam tarihi bilen yok ama buralar çatlamış bak. Belki de göçecek. Böyle gelmiş. Çok tırkı. Kim bilir kaç gün geliyor. Şurada bir işçiliğe bakmayın bir. Hilti yok, matkap yok. Eskiden niye ne oluyor? Bak burada karanlık bir oda var. Yazmışlar. Demir var burada. Burası karanlık bir oda. Şuralara değerli mücevherlerini koyuyorlarmış. Değerlerini. Bak şurada tıpa yerleri var. Köpek bağlayıyorlarmış herhalde. Muazzam bir iştirik o. Bak ya, işaretleri var burada. Neyle vurdular artık bilmiyorum da. Burçlarım vurdular. Adam adışın içine oymuş. Burada 32 tane 32 inler derler de tam 32 tanesi yok. Birkaç tanesi gözükmüyor. Toprağın altında alt taraflarda herhalde. Hepsi gözükmüyor. Vay vay
Sabah saatlerinde çıkarıyoruz koyunu. Ta akşam gidiyoruz. Öğle yemeğini böyle dağda yiyoruz. Akşam yemeğinde ağıla varınca ağılda kendi imkanlarımızı bir şeyler pişirip yiyoruz. Bu ne anlama geliyor? Soy ismimizin kepineye yazdırdık işte Sarı Yıldız kardeşler diye. Biz normalde 4 kardeş yapıyoruz bu işi. Bir de babam aile işletmesi. En küçük kardeşim de ben koyun üzerindeyiz. Koyunun yarısı aşağı ağılda doğum yapanlar. Ondan sonra 150 kadar besi var. O besiyle öbür koyunlar doğum yapan koyunlara o bakıyor. Buradakilerine ben bakıyorum. Kardeşlerimin 2 tanesi de çalışıyorlar. Onlar da evin temel ettiği yaşlarını karşılıyorlar. İşte elektrik, sudur, markettir, kömürdür, odundur. O masrafları da onlar karşılıyor. Yani kazanç birlik, iş birlik. Yani öyle mutluyuz. Birlikten kuvvet doğar. Böyle bir ayrımcılık olmaz. Böyle devam ederiz. Çünkü birlik olunca daha iyi olur. Tek başına olsan ne kadar yapabileceksin?
Güvenme hemen yedeyin ha. Al sucuk ekmeğin yanına. Dağda yaşam sucukları. Muazzam bir tat.
Ha, koyun gidiyordu. İlkay drone'la çevirdi geldi. 300 metre vardı, boşu boşuna bize koşarak gideceğiz şimdi çevirmeye. Süper çoban, harika bir şey. İlkay koyunu getireceğim dedi. O koyunu tam oradan ayırıp getireceğim dedi. Hareket ettim, yattı valla, geldi koyun arkama. Kayıt. Uzulacak koyun var. Herhalde bugün nöbet tutacağız yine. İnşallah kazası belası kuzula atıyor. 5, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 54. 100. Tamam, iyi. Karıştırmamışsın. Kıramış, kıramış. Bunlar yeni doğdu. O yüzden birkaç gün kuturada bekmezi yiyoruz.
Çanları kıyalım. İçeride koyunları rahatsız etme. Eşeği de bağladık. Ama bizim mesai bitti mi? Bitmedi. Çünkü kuzulacak iki tane daha koyun var. Onları bekleriz artık. Ne zaman kuzularsa. Ama 9 olur, ama 10 olur, 11, 12. Yani koyunu kapamakla iş bitmiyor. Bir yolda nöbete devam. Bekleyeceğiz artık ne zaman kuzularsa. Saat geç oldu, yatmadan şu koyunlara bakan bir doğumları ne durumda? Thank you.
şimdi ya. Dağda yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün dağda yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerekte yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları dağda yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel dağda yaşam sucukları.